Arkadaşlar merhabalar. Bugün Türkçe'de söz dizimi video derslerimizle devam ediyoruz. Bir önceki Türkçe'de söz dizimi videomuzda konuya bir giriş yapmıştık. Kelime gruplarını görmüştük. Söz diziminin konusunu görmüştük. Bugünkü konumuz Türkçe'de söz diziminde cümle arkadaşlar. Şimdi bir düşünceyi, bir duyguyu, bir durumu, bir olayı yargı bildirerek anlatan kelime veya kelime dizisine ne diyoruz arkadaşlar? Cümle diyoruz. Cümle dilin en küçük anlatım birimidir. Duygular, düşünceler, olaylar ve durumlar cümle veya cümlelerden meydana gelen dil birlikleriyle karşılanmaktadır sevgili arkadaşlar. Şimdi cümlenin özelliklerine geldiğimizde Türk dilinde cümlenin belli özellikleri olduğunu görmekteyiz. Cümle A maddemizin ilk özelliğimiz cümle yargı bildiren kelime veya kelime grupları ile kurulur. Cümlenin kurulabilmesi için yargı bildiren çekimli bir fiil veya isim yeterlidir arkadaşlar. En güzel cümle bu özelliğe sahip tek kelimelik cümledir. Bu cümlelerin anlamları metin içinde önceki ve sonraki cümlelerin yardımıyla tamamlanmaktadır. Mesela örnek verecek olursak doğruldu derken gördüğünüz üzere tek kelimelik bir uygun cümle. Titredi. Kim titredi? O titredi. Zordur. Ne zordur? Bu işler zordur. Yorgunum. Kim yorgun? Ben yorgunum. Tek kelimelik gördüğünüz üzere bir cümle. Şimdi geldik B maddemize. Varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri karşılayan bütün kelimeleri ve kelime gruplarını ekle veya eksiz olarak yargı yüklemek ve böylece bu yapıları cümleye dönüştürmek mümkündür. Mesela adın ne demiş olsak soru cümlemizle cevaben Rüstem denilse. Bu örnekte Rüstem kelimesine eksik olarak yargı yüklenmiş ve bu kelime grubu cümleye dönüştürülmüştür. Ben Rüstem manasında. Şimdi C maddemize geliyoruz. Bir soruya karşılık olarak kullanılan evet ya da hayır gibi sözler de cümle değerindeki yargılı sözlerdir. Kuzum, bir şeye mi darıldın derken cevaben hayır dediğimizde cümle değerinde bir yargılı tek kelimeyle söz söylemiş oluyoruz. Geldik Ç maddemize. Cümlede yargı bildiren öge yüklemdir arkadaşlar. Cümle yüklem üzerine kurulur. Bu öge ihtiyaca göre başka ögelerle ne oluyor? Destekleniyor ve böylece bir sonraki dersimizde göreceğimiz cümlenin ögeleri oluşmuş oluyor. Mesela yakalamışlar. Kimi yakalamışlar? Himmet, çocuğu yakalamışlar derken yine burada başka ögelerle gördüğünüz üzere cümle kurulmuş oldu. Şimdi geldik diğer maddemize. Bir metin içinde geçen bazı cümlelerle karşılıklı konuşmalarda kullanılan soru ve cevap cümleleri bazen sadece yüklemden meydana gelebilir. Böyle bir cümlenin anlamı yanındaki veya yakınındaki bir cümle ile tamamlanır. Sen çok güzel Türkçe biliyorsun derken biliyorum ama kim biliyor? Ben çok güzel Türkçe biliyorum anlamında. Bugün o doktorun annesi gelmedi mi diye sorduk. Cevaben geldi. Geldi derken ne demek istiyoruz? Bugün o doktorun annesi geldi demek istiyoruz, değil mi sevgili öğrenciler? Yüklemin aynı özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf adı verilen ögelerle tamamlanıyor.
geçişli fiil cümleleri bütün ögeleri alabilir. Bakın, Türklük 500 seneden beri İstanbul'u ve Boğaziçi'ni bütün beşeriyetin hayaline böyle nakşetti. Türklük özne, 500 seneden beri zarf, İstanbul'u ve Boğaziçi'ni nesne, bütün beşeriyetin hayaline yer tamlayıcısı, böyle zarf nakşetti yüklem. Geldik başka bir özelliğimize. Cümlenin ikinci derecede önemli ögesi öznedir. Öznenin varlığı tek kelimelik bir cümlede dahi yüklemin taşıdığı şahıs ifadesinden anlaşılabilir. Mesela geldik cümlesinde K şahıs eki biz öznesine. Geldik kim geldi? Biz geldik. Gel cümlesinde teklik ikinci şahıs emir kipindeki yüklem de sen. Gel kim gelsin? Sen gel derken öznesini işaret eder. Ancak cümleler aşağıdaki örnekte olduğu gibi öznesiz de kurulabilmektedir. İkinci kata yayvan ve geniş merdivenlerle çıkılır derken mesela. Nesne geçişli fiil cümlelerinde bulunur ve bu cümlelerin zorunlu ögesi veya ögelerinden biridir. Mesela ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Ben de özne. Geçişli fiil cümleleri var. Bakın, bir varisin olmakla nesne, bugün nesne, mağrurum, yüklem sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik son sayfamıza. Ögelerin dizilişindeki genel eğilim genelde şöyledir. Yüklem cümlenin sonunda bulunur. Belirtisiz nesne ve bazı zarflar yüklemin yanında yer alır. Diğer ögelerin yeri değişkendir. Genellikle vurgulanmak istenen öge yüklemin yanında bulunur. Bu genel eğilime rağmen değişkenlik cümlenin bütün ögelerini kapsayabilir. Aynı kelimelerle kurulmuş birden çok cümledeki anlam farkı ögelerin söz dizimindeki yerlerinden anlaşılmaktadır. Hemen bakalım, Yiğit bu akşam tiyatroya gidecek derken başka yere değil tiyatroya gidecek. Bu akşam tiyatroya Yiğit gidecek. Başkası değil Yiğit gidecek. Yiğit tiyatroya bu akşam gidecek derken başka zaman değil bu akşam gidecek. Ögelerin dizilişindeki bu hareketlilik, bu esneklik Türkçenin anlatım imkanlarını genişleten önemli bir özelliktir arkadaşlar. Bu şehrin çilesini ben çekerim yıllardır, hasretini ben duyarım derken. Şimdi son özelliğimize geldik. Cümle vurgusu sözlü anlatımda anlamın belirlenmesine yardım eder ve genellikle yüklem üzerinde bulunur. Vurgu gerektiğinde belirtilmek istenen öge üzerine çekilebilir. Aynı kelimelerden oluşan ve öge dizilişi aynı olan cümlelerde cümle vurgularının yerini değiştirerek farklı anlamlar elde etmek mümkündür arkadaşlar. Bakın, Zeynep bu romanı okudu. Başka romanı değil, bu romanı Zeynep okudu. Zeynep bu romanı okudu. Bakın, başkası değil, Zeynep okudu. Gördünüz mü? Şimdi burada da cümlemizin özelliklerini bugün itibariyle de bitirdik. Sonraki konumuz arkadaşlar cümlenin ögeleri. Bizi takip etmeyi unutmayın. Oda Akademi, Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.